Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün günlerden bir grafiti günü. Yo. Burası Yeşil Oda Stüdyo. Değil mi? Saçma. Saçma bir şey. Saçma bir şey. Tamam, okey. Evet, bugün İzmir'deyim. Şu an İzmir'de yanımda Anıl Piyancı ile beraber grafiti yapacağız. Ama şöyle bir şey olacak. İçerik şu aslında. Anıl eskiden yıllar önce hip-hop'a grafiti ile başladı. Ondan sonra baktı ki ben grafiti ile ilgilenemiyorum. Benim sanatım müzik. Müziğe yönleyeyim deyip müziğe hayat vermeye devam etti. Bir rapçi oldu. Anıl anlatsın. Anıl anlatsın daha iyi. Yani grafiti konusunda çok yetenekli olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Çok seviyordum sadece. Ama rap müzik her zaman benim için bir adım öndeydi. Bugün bir deneyeceğiz. Yıllar sonra ilk defa elime kalem alacağım. Ben skeç yapacağım. Doğukan da onu duvara geçirecekmiş. Bakalım nasıl bir şey olacak. Merak ediyorum ben de. Sen geleceksin diye sır gibi sakladığım black book'umu ortaya çıkardım. Ben de yıllar sonra tekrar bakmış oldum. Birkaç kere öyle Instagram'da paylaşmıştım birkaç skecimi ama bu defter bayağı bir özel bir defter. Bakalım içinde neler var. Yani senin için çok önemli bir şeydi. Biz buna özel gidip yaptırtıyorduk. Tabii evet, şu an hazırda var. Biz eskiden bunlara ulaşamıyorduk. Canım eskiden Montana yoktu benim zamanımda. Gidip old school'un dükkanında. Toptan A3 kağıtları alıp matbaaya gidiyorduk. Kapak bastırtıyorduk onlara. Bir de siyah black book da adı üstünde. İsmini evet. Çok iyiydi ya. Lisedeyken ben lisenin dergisi her okulda olur ya, her ay dergi çıkar vesaire. O zaman bir derginin kapağını ben yapmıştım. Onu oradan kesip lekuma yapıştırmışım. Gazi Lisesi'ydi. Karşıyakalılar bilir. İyi bilir. Derginin ismi de İzak'mış. Tersten okunuşu yapmışlar. Böyle önemliymiş yani benim için. Çok kref. Ben mi kurmuştum, sen mi kurmuştun bu grubu? Ben kurup seni mi almıştım gruba? Puk'ta zaten önce Duk. Yani Duk ve Puk bir kaosu yaşamıştık, onu hatırlıyorum. Sonra beraber bir anda bir şey oldu. Yani ben tam olarak hatırlamıyorum ya. Ama kaç yıllar geçti abi, yıllar yani önce. 10 sene falan. Böyle düet yapıyorduk sayfalarda biz. Yani writerlar olarak sayfalarda düet yapıyorduk. Şimdi önce şunu soracağım. Neden RPK'ydı? Onu hatırlamıyorum. Valla ben de hatırlamıyorum. Yani aslında tamamen sevdiğin ya da en iyi yapabildiğin RP ne düşündüğüm evet. A. Harflerden oluşan bir şeydi. Şimdi daha şey yaygın değil mi? Daha böyle anlamlı isimler evet. Daha yaygın ama bizim zamanımızda bir harf şeyi vardı hep. Sevilen harflerden birleştirip bir nickname yapıp ama çok düzgün düşünmemişim üstüne çok demek ki. İyi ya. Oha. Bunu kız arkadaşıma yapmıştım. Herhalde bu şeydeki Blackbook'taki en güzel skeçlerden biri. Kalemin yok. Blackbook'un yok. İkisini bulduğun zaman kapatıyorsun ama böyle şu, kendini. Şu kalemleri çok zor bulmuştuk. Hatırlıyorum yani. Çankaya'da bir dükkan vardı. Oradan alıyorduk falan. Ve çok pahalıydı. Çok zor. Fazladan renk birleştiriyorduk herkes birbiriyle falan. Tabii canım ya. Sen yani bana kalem ödünç veriyordun. Kalemse ödünç veriyordun. Öyle bir dönem. Alo kanka mavi var mı? Pardon o zaman MSN var. MSN'den. Tabii. Kanka mavi kalemin var mı? Sonra gecenin köründe giderdin evine, mavi kalemi alırdın, giderdin eve skeç yapardın. Manyak bir şeydi ya. Çok çiziyordum. Aslında hani her günde 3-4 tane skeç yapıyorduk o zamanlar. Bu Japon arkadaşımız, onu hatırlıyorum. Evet. Mesela bir tayfayız, birimiz grafitici değil ama onun ismini de yazarız. Kesin. Evet. Bu bayağı güzel gidiyormuş. Yarım bırakasaymışım. İyiymiş. Anıl'ın en iyi yaptığı skeç aslında. Sanırım. Ona göre. Kendisine evet. Göre. Bence hepsi güzeldi. Ama böyle en böyle ama en düzgün didik. Bu yani. Ama keşke tamamen bitirseymişim. Yine de fena olmamış. Burada ben başlamışım. Ayım yarım bırakmış. Bu şey artık. Şimdi burada başlamış artık. Ya müziğe mi başlasam? Hani burada böyle bir yok boşluk ya. Var falan. Ya grafiti zamanı çok zaten rap dinledim. Ben rap söylüyordum aynı zamanda hani zaten yaparken de ama her grafitici her gün skeç yapıyor. Yani haftada 3 gün duvar yapıyor mümkünse yani varsa. Şöyle ayrım yapalım. Mesela beat yapmayı skeç olarak düşün. Çünkü evde yapabildiğim bir şey. Duvar yapmak da konserler vesaire gibi. Yani sürekli sürekli koşturman gereken bir şey. İkisinden birini seçmek zorundasın ya. Yani. Tabii üst düzey yetenekli arkadaşlarımız da var. Atıyorum Şehinşah inanılmaz çiziyor. O başka bir şey. Yani o grafitinin ötesinde ressama kayıyor. Biraz yani daha artık. Karakter ağırlıklı. Tabii grafiti biraz daha böyle emekle de geliştirilebilecek bir şey. Yani
Grafitiyi bence çok yeteneksiz değilsen yapabilirsin yani. Kesinlikle. Ve kendini geliştirebilirsin ufak ufak. Her videoda söylüyorum mesela. Başlaman gereken şey bir tane kalem ve bir tane beyaz bir sayfa. Yani pratik pratik pratik. Evet, sürekli. Şu level'a bile gelmekte baya bir zaman geçirdiğimi hatırlıyorum yani. Yavaş yavaş öğreniyorsun, ezberliyorsun çizgileri nasıl yapacağını vesaire. Ha bak, bunun da stili güzel. Böyle bir evet, şeyi var. Ahenk mi diyeyim artık, grafiti terimlerini unuttum. O halde kanka. Direkt yani fiziğini sen direkt esnek vermişsin böyle çık diye. O böyle bir stil olmuş, güzel olmuş. Şuralardan bak böyle neden yaptıysam acaba. Bina gibi ufakta. İçine belki çizecektim, yarım mı kaldı? Bilmiyorum. Bak sen şu işe yazmış. O zaman grafitiyle de diss atma vardı. Yani birbirine grafiticiler laf sokuyor vesaire. Bizim rapteki gibi ya. Aynı stil. Zaten kültürün hani şeylerin hepsi aynı. Stil yapardın, sağ üst tarafına anlamlı bir söz veya aynen, göndermeler vesaire falan yapabiliyordun. Bunların bitti. Yine bu deftere çizeyim diyor. Bence bu deftere çizer kesinlikle. Yani hatırası, anısı olsun. Doze RPK, Fat Nobody, Can Volkan. Ana Fatal da yazıyor. Şu an Emrah'la zaten beraberiz sürekli. Bak seninle beraberiz. Dozu da hala görüyorum. Can Volkan bir yan odada. Genelde skeç çizen insanlar böyle kafasının dibinde durmak yanlış olur. Yani onu evet, böyle kağıtla baş başa bırakıp. Beni yalnız bırak. Ben söz yazarken de öyle. Kesinlikle rahatsız olmasın. İstemiyorum, yani sevmiyorum. Yani Anıl Piyancı yazmak çok uzun. Evet. Benim hani kalıplaşmış olduğu için iki baş harflerin. Evet, baş harflerin. O yüzden harfleri, logo gibi de onu kullandığım için böyle. Yani duvara öyle bir şey yapalım istiyorum. Tamam. Ben hafızamdaki harfleri yapayım. Ondan sonrası sana kalmış durumda. Ben inanıyorum, güzel olacak ya. Sana kolay gelsin. Sen kaçtın. İnanmazsın Londra'dayım. Bunlar da ilk satırlarım. Düşlerimin peşindeyim. Henüz ilk adımlarım. Yıllar önce müzik yokken beni kim tanırdı ki? Ama şimdi yaşadıklarımsa film tadında bil. Zincirleri kırıp çıktım yere, ayaklarım basar. Ve benim felsefemin adı yasakları yaşa. Cebimde param yoktu, pas atmadı bayağını. Düşlediğim senaryoyu yaşatmadı bana. Ama bugün başka biriyim ben, hayatını kazanan. Kendi depremimi yarattım hayatını kazarak. Ve dönüp bakmam geri zavallı bir kaşara. İnan işime gelmez benim zararlı bir kaçamak. O yüzden yaşamak senin için kusur. Benim işim budur, yeni bir şey bulup sürüklerim seni. Bu yüzden başaran benim yine moruk beyinciyim. Dolu zehir gibi müziklerim derin. Belki de sana göre değil, bu da sorun değil. Sevme beni deme, yolun sonu değil. Anıl mikrofona geçer bütün sorunları. Yeni bezik bir gram gelemez senin yorumların. Beni yorulmadın deme, peşimdesin gölge gibi. Rapimse çekicidir, hatunun kıçında dövme gibi. Yüksek bir dalga bulup sörfe girin. Ben işin eriyim, sen mahallene dönmelisin. Müzik ve hayaller sanki bedenimi sarmış bir büyü hepsi. İnandım kendime, peşine düştüm ve açıldı kapılarım bütün hepsi. Eskisi gibi karanlık yok. Önümde bir ömür, zamanım bol. Sen de benim gibi kararlı ol. Bunu görmek için savaştım çok. Henüz başındayım, bitmedi savaş. Bazen gaza gelsem de diyorum gitmeli yavaş. Önce sabırlı olup müzikte kitleni yarat. Çünkü piyasada bir bakmışın kitlenir hayat. Tamam zirveni yaşa ama kendini kaybetme, sakın kirlenir yaşam. Aç karnına viski diker gibi mideni yakar. Sonra kıvranırsın bir köşede, pis gelir hava. Hislerin batar. Aynen böyle devam, yüzleş ki bilesin bu tabloda cümlelerle tüm resmi çizerim. Yıllar önce zayıf trap gürleşti sesimiz. Ama bugün hip hopla gümlettik evini. Yaşam boyu yazılı bir imtihan. Avrupa'nın bir ucundayım, yanımda King Khan. Biraz da burada yaşa dedi bana, risk al. Düşünmedim değil abi ama sonuç hüsran. Yine de bilirsin beni kafama koydun mu yaparım. Bize de pahalı epey, burası uygun mu yapalım. Doydun mu bakalım bir sor bana. Sadece bir hafta etmez bura Londra. Son satırlara gelir anı sanki. İsleri garip, kısa sürede çözemedi bu sistemi tabi. Sana her tarafta grafiti izlerim hani. Rap to cool projelerinde İngiliz money. Müzik ve hayaller sanki bedenimi sarmış bir büyü hepsi. İnandım kendime, peşine düştüm ve açıldı kapılarım bütün hepsi. Eskisi gibi karanlık yok. Önümde bir ömür, zamanım bol. Sen de benim gibi kararlı ol. Bunu görmek için savaştım çok. Müzik ve hayaller sanki bedenimi sarmış bir büyü hepsi. İnandım kendime, peşine düştüm ve açıldı kapılarım bütün hepsi. Eskisi gibi karanlık yok. Önümde bir ömür, zamanım bol. Sen de benim gibi kararlı ol. Bunu görmek için savaştım.
Aslında skeci bitirdi. Gördünüz zaten. Ama şöyle bir şey var. Başkasının stilini yapmak zor bir şey. Şimdi duvara yaparken F'yi biraz daha yakın yap. Şuradan al. Şey bozukluğu var çünkü. Onu daha yakın yaparsan daha güzel olacak. Düşün bunu ben duvar için çizdiğimi düşününce duvarda bunu düzeltirim diye yaptım. Sen de o şekilde düzeltir. Yeşil tonlarında tamam. Olacak çünkü hem birincisi yeşil oda, hem Anıl yeşili çok seviyor. Hem de benim daha fazla yeşil boyam vardı gidiyor. O yüzden güzel bir grafiti olacak diye inanıyorum. Bitti. Duvarın hastalarını attık. Şimdi taslağa başlayacağım ama Anıl yok. Anıl nerede acaba? Bakalım. İki tane oluyordu elimizde. Bir sürü sprey oluyordu ama grafitle onu kullanmıyorduk. Bitmesin diye. Böyle o da son dönemlerimde falan görmeye başlamıştım. Ne? Loop aynı aslında. Biraz başka marka mı? İtalya'da. Aa, İtalya'ymış. Ama Montana'ya göre bakarsan Montana'nın pigmentlik yoğunluğu daha fazla. Daha mı pigment iyi? Daha fazla. Bak ketler de burada. Bunlar bile zor durmuyordu ya. Şuraya kaç tane var şu an? 10 sene önceki grafitilere göre şu anki grafitiler çok daha olağanüstü ve çok daha güzel yani. O yellow skin'i daha ince. Daha ince. Bu benim favori kebim. Fat cap yok ama Astro var. Astro ne demek? En kalın kep abi şu an. Böyle sıkanlar. Bayağı dana gibi sıkan. Evet. Basıncı daha yüksekse daha fazla daha da kalın sıkıyor. Okay. Hadi başla bakalım. Evet Lütfü Bey.
Sizin galiba. Peki burada anlatmak istediğimiz, mesaj vermek istediğimiz... Şimdi... Bilgi nedir? Kanka AP senin baş harflerin zaten. Anıl Tüyancı. AVP. Yeşil tonları seni sevdiğim için arasına pembe, mavi, old school koksun diye birazcık. Zaten old school koktu. Koktu. Yani şöyle. Kesin evet. Eski... Eskiden... Eski stil oldu yani. Ara renkleri bulamıyordum ve baş... Başka... Saçma renkler var. Turuncu vardı, yeşil, mor, güzel, mavi, krem vardı. Başka renkler yoktu ne yazık ki. Mantıklı. Buradaki en yeni renk mikrofonun açık rengi. Onda şöyle bir şey söylüyorum. Bebek eskiden aradaki bebek mavisini bulmak için koyu maviyle beyazı birbirine vardı. Karıştırdık ve rengini açardık. O da onu temsil etsin. Bu artık ya. Böyle bir şey düşündüm. All these but all these. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. İçine sinsin yapayım. Benim yaptığım gibi olmadı ama bu daha iyi oldu. Azıcık dokundum. Evet, bir graffiti videosundan sonuna geldik. Anıl'a gerçekten teşekkür ederim. Eskileri, mazileri böyle tekrar tekrar gündeme çıkartıp tozlu raflardan. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Anıl'ın kanalı da burada. Gerçi Anıl'a kanal abonesi benden falan. Yani ama çok, çok şey yapma, sorun değil. Çok şey yapmayın da. Buradan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada Arda'ya da çok teşekkürler. Sağ olsun sabahtan ben dolayı. Ben teşekkür ederim. O zaman mayonet al böyle. Hadi gidelim. Yalnız süperlerine de bu.